İlk adım heykel hala Berlin'deyken onu parçalarına ayırmak ve taşıma için uygun hale getirmekti. Pergamon'dan gelen konservatörler takım halinde çalışarak kafayı çıkarıyor. Aslına bakarsanız heykeli tamamen sökmediler. Sadece büyük parçalara böldüler. Bazı parçalar 150 kilogram civarındaydı. Bunun için de güvenli taşıma için kaldırma araçları çok önemliydi. Bu iplere taşıyıcı halat diyoruz. Heykelin gövdesini paketlemeye hazırlamamıza yarıyorlar. Bir önceki restorasyon çalışmasından kalan iç demirleri kıl testereyle kestik. Bacağı ayırabilmek için iki demir parçasından sadece birini kesmemiz yeterli oldu. Konservasyon laboratuvarımızda dumanlama olarak bilinen sürece başladık. Gövdeyi 2-3 ay boyunca kalacağı çadır dediğimiz plastik bir torbaya yerleştirdik. Heykel 6 deney tüpü aseton ve alkol karışımı kullanılarak yapılan bir sıvı ile kaplandı. Daha önce restore edenler tarafından kullanılan gomalak kaplama, bu karışımdan çıkan duman sayesinde yumuşuyor. Getty'nin baş konservatörü Jerry Podani, ahşap bir çubuk kullanarak yumuşak gomalağı heykelden kazıyor. Kalan gomalak ise asetonla temizleniyor. Ancak heykelin güzelce temizlenmesi için tamamen sökülmesi gerekiyor. Burada sağ omzu çıkarıyorum. Maske beni oluşabilecek dumana karşı koruyor. Bazı iç demirlerin dökme kurşunla desteklendiğini gördük. Bu geri dönüşü çok zor bir prosedür olduğundan artık pek yapılmıyor. Sökme işlemi bittiğinde heykel birçok parçaya ayrılmıştı. Yüzeyindeki lekeleri çıkarmak için tüm parçalar saf su ve alkol karışımlı kağıt hamurlara sarıldı. Kafa 3-4 gün boyunca kurumaya bırakıldı. Böylelikle lekeler hamurlara geçti. Kalan izler alkole batırılmış pamuk temizleme çubuklarıyla temizlendi pamuğun heykeli aşındırmamasına ayrıca dikkat ettik. Çok zor lekelere ise yüksek basınçlı sıcak buhar uyguladık. Kullandığımız metotlar tahrip edici değil. Eskiden taş asitli bir maddeyle yıkanırdı. Bu da onu bembeyaz yapardı. Şu an kullandığımız metot ise çok daha güvenli. Hedefimiz hafif lekeleri ve değişimleri bozmadan olduğu gibi korumak. Parçaları hizalamak için kaldırma aracı ve ahşap bir çerçeve kullandık. Konservasyon stajyeri Eric Risser dikkatle gövdenin iki yarısını birleştiriyor. Parçalar önceden tam oturacak şekilde tasarlanmış özel bir alüminyum cihazla sabitleniyor. Yaptığımız bütün işlem tekrar edilebilir. Heykel tekrar parçalara ayrılabilir. Sadece birbirine kenetli mekanizmayı açmak yeterli. Zincir kaldıraç sağ omzun yükünü taşıyor. Erik zincirlerin hepsini birden çözüyor. Parçaların gövdeye güvenli bir şekilde oturmasını sağlamaya çalışıyoruz. Sol tarafta ise işler biraz daha karışıktı. Birçok parçadan oluşuyordu ve daha zor bir pozisyondaydı. Dış parçalar en son yerleştirilenlerdi. Her biri leke bırakmayan demir çubuklarla tutturulmak durumunda kaldı onları daha önce açılan boşluklara denk gelecek şekilde yerleştirdik bağlantı yerleri ve boşluklar dolduruldu hedefimiz doldurulan boşlukların yakından fark edilmesi ama müze ziyaretçilerinin onları görmemesi son olarak beyaz parlak dokunun gri renge uyum sağlaması için küçük bir fırçayla boyanması gerekiyor Kafa antik ama heykelin orijinal kafası değil. Büyük bir ihtimalle eski bir restorasyon görevlisi bu parçaları bir araya getirmiş. Evet artık konservasyonumuz bitti. Kafayı stajyerimiz Erik ile birlikte sabitleyici demirin üstüne güvenli bir şekilde oturtuyoruz. Hoşçakalın.